Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve PD2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ise size 4 takım arkadaşı olarak farklı farklı işte silahlar, farklı eşyalar, farklı aletler kullanarak farklı yeteneklerle nasıl oyunda daha belki cosplay yapmak istersiniz? Yani böyle Dallas, Chains, Wolf ve Huxton gibi davranmak istersiniz? Ya da etkili bir biçimde takım oyunu oynamak istersiniz. Hem birbirinizin yetenekleriyle birbirinizi boostlar, herkes birbirini boostlar ve görevleri daha hızlı bitirmek istersiniz. Bu şartlara özel size 4 kişilik takım build'i önereceğim. Ve bu build'de sadece 4 tane build önermiyorum, aslında 5 tane önereceğim. 5.'yi kullanmak ister misiniz, istemez misiniz? O size kalmış. Bu build'ler single player'da da belirli zorluklara kadar, death wish'e kadar dayanabiliyor. Ama eğer başka oyuncularla oynarsanız ve onlar da iyi oynarsa çok çok daha etkili oluyorlar. İlk build'imiz Mastermind. Dallas'ın daha çok kullanabileceği gibi. Ve zaten kullandığımız perk tek de Crew Chief. Yani Dallas'ın perk teki. Yeteneklere bakalım. Inspire, Savaş Doktoru. Türkçelerini söyleyeyim direkt. Uzaktaki bir takım arkadaşınızı kaldırmak için. Can yenilemek için. Kaldırdığınız takım arkadaşınızın daha az hasar alması için. Düşmanı kendi tarafınıza çekmeye Stockholm sendromunun genellikle gelişmişini alacaktım. Ama suç ortakları daha ve özgüven daha iyi gözüktü benim gözüme. Aynı zamanda rehineci can yenilenmesi sağlayacak bize sürekli. Perk'tekimizde can yenilenmesi yok. Genellikle rehine alıp sniper'ınızla uzaktan etraftakileri patlatacaksınız. İnfazcı bölümüne bakalım. Birazcık daha hafiften dayanıklı olabilmesini sağlayabilmek için bir şeyler. Sabit tutuş, birazcık isabetlilik. Fazladan puan kalmıştı. Bu puanları istediğiniz gibi alıp çıkartıp işte başka yerlere koyabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. İkinci rüzgar, göz yanılması, yüksek değerli hedef. Yüksek değerli hedef, sniper'la etrafınızdakileri vururken çok işinize yarayacak. Ve 9 can. Özellikle gelişmişi. Bir kere daha düşme hakkı olacak. Perk'tekimiz Crew Chief. Şöyle eğer yavaş yavaş bakarsanız işte hasar azaltımı, takımın maksimum canının artması, takımın maksimum zırhının artması ve burada özellikle en azından bir rehine veya çevrilmiş düşmanınız varsa sen ve takım arkadaşın ekstradan 8 hasar azaltma kazanır. Not: aynı özelliklere sahip desteler birden fazla eğer Crew Chief alırsanız bunlar stacklenmiyor, birbirinin üstüne eklenmiyor diyor. Bu efekt 4 kere birikebiliyormuş be. Yo pardon. Aldığınız bütün rehineler ve veya çevrilmiş düşmanlar başına sen ve takımın arkadaşın maksimum can ve zırh değerleri 6, %6 ve %12 arttı. Can ve zırh değerleri. Bu efekt 4 kere birikebilir. Totalde %24 maksimum can ve %48 stamina kazanırsınız. Bir saniye, ben şunu aldım. Alıkoymayı almamışım. Ama bu pek o kadar bir yetenek. Öbür alıkoyma yeteneğini kullananlarla bunun pek iyi olduğunu sanmıyorum. Çünkü 8 çarpı 0.5 eşittir 4. Yani bir hasardan 4 az almışsın, o kadar fark etmiyor bana sorarsanız. Ama bu da önemli olabilir belki. Özellikle her şey stacklenirse. Neyse. Birinci silah sniper. R93 almışım. Modifikasyonlarını göstermiyorum. Modifikasyonları zaten biraz belli. Hasar, maksimum, işte accuracy, stability falan onları arttırmaya çalışıyorum. Concealment'ı, sessizliğe falan gerek yok bunda. Concealment'ı sıfır gördüğünüz süre. Yani olabildiğince çok yükseltmeye çalışın değerlerini. Düşük zorluklarda daha yüksek ateş gücüne sahip, yani tık 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 vuran daha düşük hasarlı silahları, sniper'ları alabilirsiniz. Ama ben daha yüksek zorluklara özellikle gidildikçe daha tık tık daha düşük, yani ateş gücüne sahip çok daha yüksek hasarlı silahları tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Başka türlü hayatta kalamazsınız. İkinci silah olarak ise Krinkle Submachine Gun. Hadi diyelim Graze'de Sniper'ın etkisiyle birkaç tane kalkanı, birkaç tane düşmanı öldürdünüz. Fakat suratınıza doğru bir Bulldozer, bir Cloaker koşmaya başlıyor. Cloaker'ı yine öldürürsünüz Sniper'la. Ama Bulldozer'ı öldürmek için yüksek hasarlı bir taramalıya ihtiyacınız var. Krinkle Submachine Gun en iyi SMG'ler arasında. Onlarca Jackal var. Tatanko özel bir olayı var. Bunu taretlere falan karşı kullanmanızda etkili olabilir. Çünkü magazini 64 gördüğünüz süre.
Onları böyle tavsiye ederim. Fırlatılabilir olarak ise ya Javelin ya da sersemletmeli Concussion Grenade, Incendiary Grenade. Bu ikisinden birisini, bu üçünden birisini. Javelin'i alma sebebim yine bulldozerlara falan suratlarına, kafalarına, kafalarına atabilmek için. Yakın mesafesinde elektrik Brass Knuckles. Zırhım ise Combined Tactical Vest. En yüksek alabileceğim zırhlardan. Iron Man'i almadım çünkü gerek duymadım. Zaten gördüğünüz üzere pek o kadar da yükselmiyor. Ama bunu da alırsanız bence o daha önce gösterdiğim Perfect'teki stackler, işte zırh artması, can artması, rehine almayla artan olaylar bunu çok çok daha güçlü yapar. Ve şöyle bir şey var. Tüm takım için oyunu kolaylaştırıyorsunuz. Böyle güzel bir yanı da var bu build'in. Ama unutmayın rehine almanız gerekli. Bunlar siviller olabilir ya da birkaç kere ayaklarını sıkıp diz çöktürdüğünüz polisler olabilir. Deployable olarak ise Dr. Beck kullanıyorum. Takımımızın şefi Mastermind Build buydu. Şimdi ikinci build'imize geçiyoruz. Enforcer. Bu adam daha çok tank olacak görebileceğiniz üzere. Şimdi yeteneklerine bakalım. Mastermind 0. Kafasını kullanmasına gerek yok. Onun ihtiyacı olan tek şey, ha burada değişik bir olay var. Eğer testleri kullanacaksanız bir görevde özellikle zaman kazanmak için ya da hızlıca yapmak ya da daha fazla loot almak için bunu almanız gerek. Eğer testleri almayacaksanız mermi fırtınasını alın. Prototip testleri alırsanız ve geliştirirseniz ikinci silah olarak ise testleri açıyorsunuz. Ve testleri de sesli sessiz, o size bağlı. Ekstra kurşun ve tamamen dolu. Mermi olayları buralar. Ve şurası testleri. Mazlum. 3 veya daha fazla düşman 18 metre yakındaysa 7 saniyede %15 hasar bonusu kazanırsın. Yani yakında 3 ya da 3'ten fazla düşman varsa daha fazla hasar, daha fazla hasar azaltılması kazanırsın diyor. Dayanıklı. Flashlara karşı daha güçlüsün. Zırh yenilenmenin arttı. Sen ve takımın zırh yenileme oranı artıyor. Dehşet ve saçmada. Ustalaşmış halinde ise uzun menzilli silahların kalkanlı birimlerini geri savurma şansı vardır. Bunun anlamı ne? Bomba atar kullanmana falan gerek yok. Eğer yakındaysa falan yakın mesafe silahına vur, direkt yere seriliyor. Hedef. Her kafadan vuruş için 5 zırh yenilersin. Bu efekt 2 saniye. Neyse bunların fazla detayına girmeyeceğim. Demir adam en yüksek zırhı açıyor oyundaki. Teknisyen. Sabit tutuş, keskin kazanç, kitle dolu, vücut uzmanı. Güzel güzel. Parkur, eğil ve saklan. Hızlı hareket etmek için. İkinci rüzgar, zırhınız kırıldıktan sonra hızlı hareket edebilmek için. Ve bize en çok yüksek hasar vermemizi sağlayan yetenek, vahşi savaşçı. Kana susamışla ne yapıyorsunuz? Aldığın her öldürme için sonraki yakın dövüş saldırın %100 artar. Bu en fazla %1600 olur. Bununla bir bulldozer rahatlıkla öldürebilirsiniz ve daha sonra yakın mesafe kill aldıktan sonra şarjörünüzü çok hızlı bir biçimde değiştirebilirsiniz. Yani LMG almaktan çekinmemize gerek yok. Vahşi savaşçı ise canının %50'den aşağıdaysa %250 daha çok yakın dövüş hasarı ve testere hasarı verirsin. Bu da güzel bir yetenek. Hem testleri için ama daha çok yakın mesafe silahları için. Ustalaşmış halinde ise az can senin için daha çok hasar demek. Canın %50'nin altındaysa uzun menzilli silahlarla %100 hasar verirsin. Bu inanılmaz bir şey. Genellikle çok yüksek hasar verilen build'lerde ya hayaletteki kritik vurma şansı alınır ya da vahşi savaşçı alınır. Bir de çılgın var. Sadece %30 canın var ve yenilenemiyor. Lakin %10 daha az hasar alıyorsun ve aldığın can %75 azaldı. Aldığın hasar %25 azaldı ve aldığın can %0 azaldı. Yani can yenileyebileceksin yine ama maksimum canın hala %30'da kalacak. Bu birazcık evet can sıkıcı bir şey ama aldığınız hasar %25 azalıyor. Yani neredeyse durdurulamaz bir tank oluyorsunuz ki ayrıyeten kullandığınız perk ise manyak olacak. Manyak'a bakalım. Manyak'ı kısaca size açıklayayım. Manyak'ta bir tane depo bölümü var. O depoya ne kadar çok yüksek hasar verirseniz hisleri birikiyor ve aldığınız hasarı hisleri düşürüyor. Ve bunu tüm takımınız için yapıyorsunuz eğer geliştirirseniz ve
En sonda ise biriktirdiğiniz hislerinin %100 etkisiyle daha da az hasar alıyorsunuz. Bu işte çılgından gelen bonus hasar azaltımı, işte yakın mesafedeki düşmanlardan gelen hasar azaltımı, bu maniac perk'tekinden gelen hasar azaltımıyla oyunda bir ara bu build'le zırhınızın %50'si bile gitmiyordu. Ama çok fena her şeyi nerflediler. Çılgını nerflediler, maniac'ı nerflediler, o underdog, mazlumu nerflediler. Hepsini nerflemek zorunda kaldılar deli gibi. Bu oyunun şu an en güçsüz perk tekleri arasında. Ama takım oyunuyla birlikte özellikle Crew Chief ve Maniac'ın birleşimi çok güçlü hale getiriyor her ikisini de. Birinci silah olarak ise LMG aldım. Hasarının kaç olduğu bazen fark edebiliyor ama ben uzak mesafeli ve yüksek accuracy stabilitesi özellikle de yüksek ateş gücüne sahip olan MG42. Bu LMG'nin adı neydi? Değişik bir ad koymuşum. Buzzsaw 42. Gerçek adım, gerçek hayattaki adım MG42. Neyse. Bunu almışım. KSP Light Machine Gun alabilirsiniz. Bunlar daha stabilitesi yüksek, magazini yüksek silahlar. LMG'leri şu şekilde ayırabiliriz. Yakın mesafe, yakın mesafe, orta mesafe, uzak mesafe silahlar. Bunların accuracy ve stabilitesi daha yüksek diyecektim ama bu KSP 58 Light Machine Gun çökmüş. Bu da zaten ücretsiz veriler. Yani normal. Kullandığım ikinci silah ise testere. Bunu görevlerde kullanabilirsiniz. Etraftaki lootları falan toplamak için, ekstra lootları almak için kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Eğer testeri kullanmayacaksanız şu skill'e verip mesela Amora'yı mermi fırtınası almak da mantıklı. Onu da alabilirsiniz belki. Size önerim o zaman patlayıcılar olabilir. Zaten mermi çantası siz taşıyorsunuz. Yani bu yüzden de mermiyi başkalarına sormanıza gerek kalmadan direkt etraftakileri patlatıp etraftaki düşmanları patlatıp ya da taretleri falan özellikle RPG'lerle ya da komando roketlarıyla ya da çok yüksek hasarlar veren ikinci silahları kullanabilirsiniz. Ki yine Krinkov. Ben patlayıcı kullanmayı taraftarıyım. Özellikle böyle China Puff gibi mermi yenileyebilen silahları. Mesela komandoyla RPG ne yazık ki mermi yenileyemiyor yerden topladığı. Ve gördüğünüz üzere şu an test edileri alamıyoruz. Çünkü o skill'i demin kaldırdım. Fırlatılabilir olan ise Incendiary Grenade, yanıcı bomba. Concussion Grenade alırsanız Crew Chief alan arkadaşınızdan, Mastermind yani Dallas gibi oynayan arkadaşınızdan daha az İşte beyler sivilleri öldürmeyin lafını duymanıza sebep olur. Ama Incendiary Grenade'de de bazı birkaç küçük troll hareketlerde bulunabilirsiniz. Aldığım zırh ise Improved Combined Tactical Vest. Olabildiğince az hasar alacağız. Kullandığımız deployable ise mermi çantası. Yakın mesafe silahımız katana ama altın kaşık da olabilir. Benim şu an ne kadar hasar verdiğime bakmayın bunun düşük olmasına falan. Bunlar normalde aynı hasar fakat ben silahların hasarını değiştiren bir mod kullanıyorum şu an. Bakın mesela para destesi altın kaşıktan daha yüksek. Halbuki altın kaşık oyundaki en güçlü silahlardan birisi. Neyse. Hasar veren silahlar kullanacaksınız. Elverdugo da güzel. Fena değil. Katanlığınız yoksa. Şimdi Enforcer'la işimiz bittiğine göre o zaman 3. build'e geçebiliriz. 3. build'imiz ise Technician. Şu anki benim hazırladığım Technician build. Oyunu silah ateşlemeli aksiyon oyunundan kaynak yönetimli strateji oyununa çeviriyor. Çok değişik bir şey biliyorum. Biraz öyle söylemem tuhaf oldu ama öyle gerçekten. Yeteneklere bakalım bir isterseniz. Burada iki tane hem maksimum canımızı arttıran hem de İki tane convert alabildiğimiz özgüveni almışım. Ve stabil vuruş. Bence pek o kadar gerekli değil. Ve mazlum da o kadar gerekli değil. Ve çöpçü de belki o kadar gerekli olmayabilir. Yok, çöpü biraz gerekli aslında. Mermi toplamamız gerekecek. Dediğim gibi kaynak yönetim oyununa çeviriyoruz şu an. Dayanıklılık, hedef, dehşet ve şaşma. Zırhımızın yenilenmesini istiyoruz. Burada ise neredeyse her şeyi aldım. Çünkü bunların hepsi görebildiğiniz üzere sentry silahı, sentry silahı, sentry silahı falan falan. Her şeyde ustayı aldım. Nedeni iki tane deployable alabilmek için.
Bir başka takım desteği olacak şey, testleri ve matkap sürelerini %15 azaltıyor. Ama bunun gelişmiş halini almasını da bir başka takım arkadaşının omuzlarına yükleyeceğim sorumluluğunu. Ekstra ateş gücü, C4 alıyorsunuz. Bu arada taretleri geliştirdim. İki çeşit taret var. Biri sessiz, biri sesli. Sessizde ise taretleri düşmanlar daha az hedef alıyor. O da güzel bir şey. Ve bir de AP'de kullanmanızı tavsiye ediyorum taretleri. Yani mermi, yani zırh delmedi. Aynı zamanda kalkanları da deliyor ve çok daha yüksek hasar verip istikrarlı vuruyor. Yani ıskalaması düşük oluyor. Bu aynı zamanda mermiyi israf etmemesini sağlar. Aslında deployable'lara çok karmaşık olacak. Ona birazdan geleceğiz. C4'leri aldım. Görevlerde yardımcı olur. Bölge korumada yardımcı olur. Görevlerin bölgelerini korumada yardımcı olur filan. Sabit tutuş, ateş kontrolü, kilitli ve dolu vücut uzmanı. Bunu ise daha çok hasar ve kendinizi korumanız için aldım. Parkur, eğil ve saklan, hareket hızı. İkinci rüzgar, zırhınız kırıldıktan sonra çabucak kaçabilmeniz için. 9 canı almadım ne yazık ki. Technician bu build'ler arasında en çok kill alabilen ama en çok hızlı ölebilen, en çok bazı haritalarda gereksiz, işe yaramaz ya da bazı haritalarda en önemli, en takım arkadaşlarınız tarafından korunması gereken bir build. Perk Tech Leech. Leech takım arkadaşlarınızı kaldırmanıza yarayacak. Saklanırken can yenilenmenizi sağlayacak. Birkaç kill aldıktan sonra tekrar kullanılmanızı falan sağlar. Eğer hasar alırsanız da takım arkadaşlarınızın canı dolmuş olur. Yani her şekilde işinize yarıyor. Zaten siz genellikle pek fazla kill peşinde koşmayacaksınız. Görev odaklı adam olacaksınız. İlk silahınız herhangi bir ortalama hasar veren ama mermi toplama, yerden topladığınız mermi sayısı yüksek olan silah ki bu köşedeki silahlar. G36. G36 değil mi o? Sen dur. Bu benim favori silahım. Ona Machine adını verdim. JP36. Sanırım gerçek adı J36 idi. G36. Şuna baksanıza bir. Sen seksi şeyi göster. Üf. Şuna bak. Gecko 762. Lion's Roar bu silahlar arasında en iyisi ama Dragon karakter pek DLC'sine sahip değilseniz bunları da kullanabilirsiniz. Bunun magazinde 100 tane mermi var. Tara tara yani bitmez. Çok değişik bir şey. İkinci silah olarak ise patlayıcı. Sivilleri vurmamaya dikkat edin. Fırlatılabilir. Leech Amputü. Yakın mesafe silah olarak ise sersemlemelik bir şeyler aldım. Zırh olarak ise Combined Tactical Vest. Ve deployable'lar olarak ise bu durum çok karışıyor. Şimdi taretimiz var, C4'ümüz var. Bir de susturuculu taretimiz var. Hangisini alacağız? 1. Eğer taret alıyorsanız mermisine dikkat edin. Şimdi takımınızda eğer mermi taşıyan birisi varsa o arkadaşınıza dikkat edin. Çünkü o kişi sizin bir numaralı destekçiniz, sermayeniz. Aynı zamanda o kişi genellikle hasar vurmaya yetkili oluyor. Yani onunla birlikte takılmanız ya da onun özellikle sizle birlikte takılması daha mantıklı olur. Siz görev yaparken ya da şu etraftaki sentrileri yerleştirmeye çalışırken. Bu sentrileri genellikle düşmanların geleceği ama düşmanların görmeyeceği. Yani düşman hatlarının arkasına ya da görev bölgelerinin içine yerleştirmelisiniz. Kapalı alanları yerleştirmeye dikkat edin çünkü bunlar kırılabiliyor. Hasar aldıysa bunu yerden alıp mermisi geri bir miktar size dönüyor ve geri yere koyarak merminizden onu tamir edebiliyorsunuz taretleri. Böyle bir şey var unutmayın. Yani sürekli taretinizin %50 mermisi olsa da arada bir alıp geri koyun merminiz çoksa. Taretinizin canının yenilenmesini sağlar. Eğer taret bir kere kırılırsa tekrar tamir edilemiyor. C4'ler ise görevlerde size yardımcı olacak. Aynı zamanda bazı belki görev alanlarında korumanız gereken bölgeler olur. Oralara yerleştirebilirsiniz. Bunu 1'e alacaksınız eğer susturuculu tareti ikinci yere koyun ve mermilerini AP round'a çevirin. Şöyle tekli bir mermi olacak. Bunda otomatik oluyor. Ben bunu sevmiyorum. Default hali kesinlikle AP'de kalmalı. Peki takımınızda mermi kullanan birisi yok. Ve siz de sürekli mermi kullanan silahlar kullanıyorsunuz. İşte taretinizin mermisi sürekli bitiyor. Ne yapacaksınız?
Bunu birinci yıl olarak alacaksınız, mermi çantasını ikinci yıl olarak alacaksınız ve kendi kendinize yetmeye çalışacaksınız. C4'ü de ikinci yıl olarak alabilirsiniz. Belki birkaç tane etraftaki kapıya yerleştirirsiniz, bir küçük kasalara falan yerleştirirsiniz. Ama önermiyorum pek. Onun yerine zaten drill yeteneğiniz var. Birazcık az da gelişmiş olsa da. Benim önerim birinci yere ya susturuculu sentry ya da C4. İkinci yere ise susturuculu sentry. Eğer birinci yere susturuculu sentry aldıysanız ikinci yere susturulmamış sentry alın. Bu build sizin kullanımınıza bağlı. Bu build sayesinde 30 dakikalık bir haritayı 17 dakikada, 23 dakikada bitirebilirsiniz. Sizin hayatınızdan 7 dakika kazandırır, takım arkadaşlarınızdan 7 dakika kazandırır. İşte bazı yerlerde uğraşmak zorunda kalmazsınız bir şeyler için. Ya da çok kötü oynarsınız, sürekli düşüp durursunuz, hayatta kalmaya çalışmazsınız, savaşmaya çalışırsınız belki çünkü bu tam aslında savaşmalık bir build değil. Daha çok görevler üzerine odaklı, bölge korumalı bir build. Takımınıza işte ağırlık olmaya başlayabilirsiniz. Demek istediğim o. Bu tamamıyla sizin oynayışınıza kalmış bir durum. Bir başka build'e geçiyoruz. Ghost. Bu build'i ben birazcık dengesiz yaptım. Bu build aynı zamanda aşırı derecede yüksek hasarlar veren ve çok çok kill alabilen bir build oldu. Benim asıl olayım şeydi. Bu build'i Dodge, işte görebildiğiniz süre genellikle Dodge yeteneklerini almışım. Kritik hasar vuran, işte ekipmanları alıp matkap sorumluluğu bunda olan karakter olacaktı. Eğer engineer koyamayacak olursa sürekli etrafta koşup düşmanları öldüreceksiniz. Biraz karışık gösterdim yetenekleri sanırım. First aid kit. Bolca first aid kit alıyorsunuz. Eğer takımınızda can yenileyen fakat canı çok düşük olup yavaş yavaş yenileniyorsa onlara takviye sağlayabilirsiniz. Canlandırma var. Ve kaçaktan ise 9 can. Aynı zamanda ikinci silah olarak pistol kullandığım için dengeyi aldım. Basit halini. Şimdi ilk silahımız Akimbo SMG. Dur bir saniye, ben bunun Akimbo'nun gelişmiş halini almamışım. Şunu yapabilirsiniz, 9 canı bırakıp abi dur, ne yapıyoruz biz ya? Şöyle de gidebilirsiniz. Ve sonra da Akimbo'nun bir puan daha gerekli. Bir puan daha gerekli. Çöpçüyü alıyorum. Ve böyle de yapabilirsiniz. Bu sayede Akimbo'nuza şöyle göstereyim. 150 maksimum mermi alıyorsunuz. Bu tara tara geç anlamına geliyor. Tabi siz tara tara geçmeyin de. Concealment'ı yükselten şeyleri alın. Yüksek concealment kullanan silahları. Ve concealment'ı arttıran şeyleri alın. Concealment'ı düşüren şeyleri sakın almıyorsunuz. Bakın mesela kompakt lazer modül bile almamışım. Zaten Akimbo'larda biraz bozuk duruyor onlar. İkinci silah olarak ise 5.57 AP pistol almışım. Bunda da yine concealment'ı yükselten her şey, concealment'ı düşüren hiçbir şey. Susturucuyu bile concealment'ı düşürmeyenden almışım. Ve boost almışım bir tane de. Concealment artıran. Ha, buna gadget alın. Mantıklı. Bakın. Sight bile almamışım buna. Fırlatılabilir olarak ise Pocket ECM Device. Bu arada bununla, bakın şurada yazıyor. Penetrates body armor, enemies, shells and walls. Bunun anlamı ne demek? Düşmanların zırhlarını, düşmanların arka arkaya dururlarsa onların hepsini ve kalkanların kalkanını delip geçiyor. Yani sniper gibi kullanılabilir bu silah. Yüksek hasara sahip, yüksek magazine sahip, yerden mermi toplaması biraz zayıf. O yüzden de yedekte ya da kalkanlara karşı kullanın. Fırlatılabilir olarak ise Pocket ECM Device. Yakın mesafe silahı olarak ise yüksek hasar veren bir şey aldım. Ama sersemletmelik bir şeyler de alabilirsiniz. Ben bunu bir kere hasar verdikten sonra yakın mesafe silahıyla hemen düşmanların teslim olması için kullandırmaya çalışıyorum. Zırh olarak ise Light Ballistic Vest almışım. Aslında Two Piece Suit daha iyi bence. Çünkü zırhımız zaten pek o kadar önemli değil, değişmiyor. Ama
Doge miktarının yükselmesi daha önemli. Sanırım burada o hafif zırhı alarak hatalı bir şey bırakmışım, izlenim bırakmışım. Bunu böyle alın. Ve son olarak deployable'lar. Can yenilenmeleri için first aid kit ve düşme şansınızı yenilemek için doktor bek aldım. Ve bazı durumlarda Ghost'un yeterli olamayacağı, mesela ECM'e daha çok ihtiyacınız olabilir diye Hacker ECM Alt diye bir build kurdum yine. Görünüş aynı gözükebilir. Aslında biliyor musunuz, belki de Light Ballistic Vest de kullanabilirsiniz. Burada kullandığım neredeyse her şey yine aynı. Fakat burada ufak bir değişiklik var. Birincisi kullandığım yetenekler. İkincisi ise deployable'lar. Birinci yere ECM alabilirsiniz. İkinci yere de yükselticiler. First aid kitler. İlk yardım çantaları, paketleri, neyse artık. Suç ortağı yine gelişmiş. İnfazcı hedef var. Bunlar bunlar var. Bunlar bunlar var. Bu sefer matkabı almadım çünkü ECM'i geliştirdik. Ve aşırı hızlı ECM'i almamışım. Tamam, bu görevden göreve de değişebilir. Belki bunu almak isteyebilirsiniz. Bu daha çok gireceğiniz göreve bağlı olacak. Çevi almamın sebebi özellikle ustalaşmış haline. Artık kilit açma hızın %100 arttı. Aynı zamanda kasaların kilidini açabiliyorsun. Yani bazı görev odaklı olabilir. Ekstra önemli loot olabilir. O kasaların kilidinizi açmanızı sağlayacak bir yetenek. ECM uzmanı ise 2 tane ECM veriyor ve ECM süresini azaltıyor. Aynı zamanda pager'ları geciktiriyor. Tabii aşırı hızlı ECM daha önemli. Çünkü onun gelişmişinde elektronik kapıları açmanızı sağlıyor. Dediğim gibi ya çevik alın ya da aşırı hızlı ECM, bu ikisi arasından birisini seçmeniz gerekebilir. Burada ise Dodge yeteneklerini aldım. Ve aynı zamanda kritik vuruş yetenekleri. Kaçakta ise Akimbo. Bak burada almışım mesela. İlginç. Benim gösterdiğim yetenekler zaten size biraz daha işte oyunu gösterebilme, bazı değişik şeyler öğretebilme, biraz daha kafanızda bir şeylerin yerine gelebilmesi, canlanması için gösterdiğim şeyler. İşte gösterdiğim 4 kişilik combo mesela yine iş görür. Özellikle Enforcer Maniac ve Mastermind'in Creed Chief ile takımı birlikte bunlar baya baya idare edebilirler. Technician görevleri çok çok daha hızlı bir biçimde bitirir ve aynı zamanda her daim etrafa bakmanızı gerektirmez. Sizin sürekli düşman öldürmeniz gerektirmez. Çünkü sentry'ler sizin yerinize o işleri halledebilir. Ghost ise bir sürü düşman öldürür ve ECM, Pocket ECM device'ı sayesinde eğer takımınızdaki herkes düşmeye başlıyorsa etkinleştirdiğinde tüm düşmanları sersemletir. Bu mantıkla bu build'i, bu takım kompozisyonunu oluşturdum. Umarım size faydasını sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.